Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts when you hurt somebody. Çok kolay yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü hiçbir dikişi yok. Sadece çıt çıtlarla tutturacak. Zaten toplamda 4 çıt çıt bunun için yeterli olacak. Biraz büyük boy kullanacağız. Bebe çıt çıtı değil bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi ben şu şekilde kalıp hazırladım. IKEA'daki çizdiğim ölçüleri kaybettim. O yüzden kendi kafama göre ayarladım. Ama tam olarak şu şekilde göründüğünü iyi hatırlıyorum. O yüzden ben kendime göre bir ölçü belirleyerek yaptım. Sonucu aynı IKEA'daki gibi olacak. Onda bir fark yok. Şimdi gerekenler sadece bir kalıp. Keçemiz, iğnelerimiz eğer tutturmak istersek, tutturmak istemezsek tebeşirle ya da şu şekilde çizim kalemiyle, sabunla diyebilirsiniz buna. Tebeşirler de var, sabunlar da var. Hangisiyle rahat iş yapabiliyorsanız onunla. Kalıbımın ölçülerini Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Oraya yükleyeceğim. Orada görürsünüz. Net olarak şuradaki şu ölçüleri, ara ölçülerin hepsini tek tek veriyorum. Çizerken sorun yaşamayın diye. Bir de hemen şundan bahsetmek istiyorum. Uzun ve kısa olan üçgenlik var. Uzun üçgenin ölçüsünü şu şekilde ayarlıyorum. Yaparken eğer çizerken sıkıntı yaşarsanız size kolaylık olsun. Ortada bakın bir dikdörtgen var. İlk olarak bu dikdörtgeni çiziyorum. Sonrasında aynı ölçüde yanlara bir dikdörtgen geçiyorum. Bunun ortasından çapraz şekilde ölçümü belirlemek için, yani yan kısımların uzunluğunu, genişliğini belirlemek için bu işlemi yapıyorum. Uzun olan kısmı ortadan geçen çaprazı uzatarak devam ederek buluyorum. Bu da size kolaylık olsun. Diğer kısmın uzunluğunu ise şu kısmın yüksekliğini belirledikten sonra tam orta da değil aslında aradaki karenin köşe noktasını bir çizgiyle uzatarak belirliyorum. Ben yine de tek tek ne kadar uzunlukları olduğunu üzerine yazacağım. Ama genel anlamda kalıbı nasıl çıkardığımı, nasıl ilerlediğimi bu şekilde anlamış olun. Yaparken size de büyük kolaylık olur. Şimdi benim elimde halki renginde bir keçe var. Benim elimde 2 metre kadar var. Sizler bunu toplamda 60 santimden yapabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Yani fazlasını almanıza gerek yok eğer bir tane sepet yapacaksanız. Sadece 60 santimlik bir keçe sizin için yeterli olacaktır. Şu şekilde düzenleyerek yerleştiriyorum ve keseceğim. İsterseniz iğneyle tutturun dediğim gibi. İsterseniz hiç tutturmadan çizimi yapın, sonrasında kesime geçin. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Ziyan etmemek için tam köşe noktaları belirliyorum. Şu kısımda bir hata var. O yüzden biraz yukarı çıkaracağız. Zaten keserken bir kesip kesilmediği hemen oradan ortaya çıkmış oluyor böylece. Alırken olduğunca düz kesilmiş olmasına dikkat edin. Yoksa düzeltirsiniz ve boyundan yemiş olursunuz böylece. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde iğneleyerek sabitliyorum. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Şimdi etrafı
etrafından çizeceğim ve sonrasında ben kalıbımı çıkaracağım daha kolay kesmek için. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told. Çizmişlerimi tamamladım. Kalıbımı çıkarıyorum. Taking it slow. Bu şekilde kalıbım çıkmış oldu. Hemen burada bir noktayı da belirtmek istiyorum size. Bakın ana çizgilerimi yaparken kareden ilerlediğimi belirtmiştim. Bu karelerin çıt yerlerini alıyorum ki normal çıt çıtları taktığım zaman şaşırmadan rahatlıkla yerlerini bulabileyim diye. Ortadaki kareleri belirliyorum şu şekilde. Bunlara denk getirerek taklama işlemini gerçekleştireceğim. Taking it slowly. İşaretlerimi de aldım. Kesime geçeceğim. Kesim işlemini yaparken de belirtmek istediğim bir nokta var. Ben şu şekilde eski makasımı kullanıyorum. Yeni makasımı keçede kullanarak köreltmek istemiyorum. Bu da ayrı bir dipnot olsun. Normal makaslarınızda keçeyi çok fazla kesmenizi önermiyorum. Çünkü körelmesine sebep olur. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought. Kesim işlemini tamamladık. Zaten herhangi bir dikiş işlemi olmadığı için sonrası çok hızlı şekilde ilerleyecek. Şurada bir detay söylemek istiyorum. Şu şekilde katlayıp içe doğru getireceğimiz için şu üçgenlerin geniş olan kısımlarında dışarı taşma yapabilir diye düşünüyorum. Çok emin değilim. Onları çıt çıtlara bastığımız zaman göreceğiz. O zaman eğer taşma yaptığını fark edersem 1 santim ovalleştireceğim. Yani hani etek ucunda nasıl kulak çıkmasını istemiyorsak aynı işlemi yaparak 1 santimden şu orta kısma doğru düzenleyerek ilerleyeceğim. Şurada yapmam gerekeni de göstermek istiyorum. Bakın şuralara çizgiler çizmiştik. Bunlar 20 santimlik parçalarını belirlemek için de. İç içe koyduğumuz zaman buradaki çizdiğimiz çizgi ile buradaki çizdiğimiz çizgi üst üste denk gelecek şekilde ayarlayacağız. Ve çıt çıtlarını boşlukta kalan küçük olan kısımlara atacağız. Dilerseniz tam tersini yapıp uzun parçaları dışarıda da bırakabilirsiniz. Aslında öyle de güzel oluyor. Hatta şu an öyle mi yapsam diye düşünüyorum. Evet. Böyle daha şık görünecek sanırım. Bu uzun olan parçaları dışarıda bırakacağım. Çıt çıtları da onların tam ortasına yapabilirim. Evet, 20 santimlik parçayı ortalarım ve buradan çıt çıtını basarım. Çok daha şık bir görüntüye kavuşmuş olur böylece. Evet, evet. Şu an buna karar verdim ve bu şekilde ilerleyeceğim. Daha güzel görünüyor. Belki orijinali de böyledir ama dediğim gibi hatırımda kalmadığı için sadece açık hali aklımda. O yüzden ben biraz da görüntüsü nasılsa o şekilde ilerliyorum. Ama sonuç olarak yapılma şekli tamamen bu şekildeydi. Eğer gidip görürseniz sizler de çok rahat uygulayabilirsiniz ya da videoyu izleyerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi çıt çıt aşamasına geçeceğim. İşaretlediğim kısımları birbirine denk gelecek şekilde ayarlıyorum. İğne yardımıyla birbirine tutturuyorum. Bu kısımlarını gerdiriyorum. Nereye çakmak istiyorsam oraya bir delik açıyorum. İki kat üst üste olacak şekilde açıyorum ki tam denk gelsin. Kayma olmasın diye. Deliğimi açtıktan sonra bu kulak kısmını ayırıyorum. İğnemi de artık çıkarabilirim. Makinemi hemen alıyorum. Şu şekilde uzun olan parçayı alt kalıba yerleştiriyorum. Ve küçük olan parçayı da
üst kısma yerleştiriyorum. Elimle tutuyorum, destek alıyorum burada. Deldiğim kısımdan alt parçayı geçiriyorum. Üstü de zaten geçirmiştim. Şimdi tutarak birleşmesini sağlıyorum. Hafif bir kuvvet birleşmesini sağlıyor zaten. Şu şekilde alt çıt çıt yerleşmiş oldu. Şimdi bunu diğer kısımlar için de uygulayacağım ve son olarak üst kısımlara geçeceğim. Hepsini aynı anda bitireceğim. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. Şimdi kalıplarımı değişiyorum. Üst çıt çıtları yerleştireceğim. Kalıplarım bunlar. Taking it slowly. İlk aşamada birlikte delmiştik zaten. Deldiğimiz kısımları yerleştireceğiz. Şu şekilde geçireceğim. Direkt buraya koyuyorum. Ve üst parçasını da üstüne yerleştiriyorum. Tekrar çekiyorum. Şu şekilde çıt çıtın birbirine denk gelmesi ve takılması gerekiyor. Hata yapmayın. Az önce ben yaptım, değiştirdim. Sizler yaparken dikkat edin. Şimdi diğer kısımları da hızlı bir şekilde yapacağım. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your deep. Tüm çıt çıt işlemleri tamamlandı. Şimdi birleştirerek son halini göstereceğim. Evet, bu şekilde oldu. Ben çok beğendim ve çok kullanışlı oldu. Çok hoşuma gitti. Bunlardan boy boy yapıp isterseniz banyonuzda, isterseniz mutfağınızda, isterseniz farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Hem dikiş gerektirmediği için çok daha pratik. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.